Merhaba sevgili arkadaşlar, Renkler ve Zevkler kanalından herkese selamlar, saygılar. Bir fide bakımı bahçe işleri videosuyla karşınızdayız. Bu videomuzda sizlerle beraber bahçemizden kendi ellerimizle yetiştirmiş olduğumuz ürünlerimizi toplayacağız. Açılışı bu güzel zakkum çiçeğiyle beraber yapalım istedik. Oh, muhteşem kokuyor gerçekten. Arkadaşlar, Akdeniz ikliminde Mayıs ayı ve Haziran ayı çok güzel geçer ve her taraf yeşilliktir, çok verimlidir. Sebzelerin, meyvelerin olgunlaşma zamanıdır. Biz Nisan ayının başında fidelerimizi dikmiş ve gerekli bakımlarını yaparak Haziran ayına kadar getirmiştik. Ve artık böyle fidelerimiz meyve vermeye başladı. Biberler, patlıcanlar, bamyalar, domatesler, salatalıklar meyvede. Bunları şimdi sizlerle beraber hem tanıtacağız hem göstereceğiz ve bu esnada ne tür bakımlar uyguladık bunları anlatmaya çalışacağız. Önce biber tarlamıza gidelim. Buyurun. Burası bizim biber tarlamız. Şöyle bir 8-10 sıra biber dikmiştik. Hepsi oldukça boylandı. Bakın şöyle benim belime geliyor en uzunları. Ama şöyle bir sıkıntımız var arkadaşlar. Bu biberlerin hepsi acıymış. Bize satan teyze tatlı olduğunu söylemişti. Özellikle de söyledim, bak biz acı biberi yiyemiyoruz diye. Tatlı olduğunu söylemişti ama neredeyse %80'i %90'ı acı çıkıyor. Ama acı olmasına rağmen zorlayarak da olsa kendi yetiştirdiğimiz mamul olduğu için yemeye çalışıyoruz. Biraz böyle zorlanıyoruz. Ağzımızdan dumanlar çıktığı da oluyor. Bazen teyzemize ulan teyze falan diyoruz. Sonradan da işte neyse belki bir hayır vardır falan diyoruz bir taraftan. Şöyle yakından bir bakalım. Bunlar kıl biberlerdi. Maşallah verimleri çok harika, çok güzel. Ve böyle hani taze taze yediğiniz zaman ne kadar acı olursa olsun gene de insan yiyebiliyor. Şöyle birazını toplayalım. Biz artık bu biberleri yani yeşilken yiyemediğimizden dolayı artık böyle ya yemeklerin içerisine koyuyoruz. Salataya bir tane belki iki tane ancak doğrayabiliyoruz. Ama bunlardan turşu yapmayı düşünüyoruz. Bu şekilde değerlendireceğiz bu biberleri. Artık maşallah biberler verim döneminde. Her gün yeni çiçekler açıyorlar ve meyvelerini olgunlaştırıyorlar. Her taraf biber kaynıyor. Hangi birisini toplayacağımızı şaşırıyoruz. Bakın kıl biberlerin yanında yeşil acı biberler de var. Biz bunu acı biber olarak aldık. Tamam, bu amenna ama şunlar keşke tatlı olsaydı iyi olurdu ama bunlar da hep acı çıkıyor. Şuralardan da biraz toplayalım. Şimdi bunları topluyoruz ama yiyemeyeceğiz arkadaşlar. Gerçekten acı. Biz de artık bugün sirke alacağız, sarımsak alacağız ve acı biber turşusu yapacağız. Turşu olunca herhalde yiyebiliriz diye tahmin ediyoruz. Evet, acı biber turşusu için malzemelerimizi yavaş yavaş topluyoruz. Biberler maşallah maşallah. Şuna bak ya, aynı anda 5 tane biber olgunlaştırmış. Evet, son biberlerimizi de topladık. Maşallah. Bunları şimdi turşu yapmak için hazırlayacağız. Hadi bakalım gidelim diğerlerinin yanına. Şu makasımızı alalım ve şuradan bamya toplayalım. Bamyalarımız da maşallah birden bamyalar büyüdüler ve meyveye durdular. Şimdi şuradaki bamyalar daha meyve verecek olgunluğa gelmedi. Şuradakiler meyve verecek olgunluktalar şu anda. Günde 2 tane, 3 tane duruma göre olgunlaşıyor. Olgunlaşanı kesiyoruz, biriktirip yemeğini yapacağız. Bakın bu 4. bamya. Dün de bayağı toplamıştık. Şöyle makasla kesebiliriz. Bakın ne güzel. Burada var mı? Burada da var bir tane. Sanki bugün bamya biraz daha fazlalaşmış. Artık böyle yavaş yavaş fazlalaşır. Burada var mı bir daha? Var mı orada? Ha, evet doğru, orada da var. Onu da keselim.
Bu arada karıncalar musallat olmuş bu dala. Buna bir Arap sabunu atalım. Şunu da keselim. Evet, maşallah. Önceki günlerde topladıklarımızla beraber bunlar herhalde bir yemeklik bamya oldular. Evet, bamyaları da topladık. Şuradan patlıcanlara gelelim. Bu arada arkadaşlar, burada bizim kedi yavruları çok dolaşıyor. Bazı bitkilerin yapraklarına da zarar veriyorlar. Bismillahirrahmanirrahim. Bu da bizim ilk patlıcan hasadımız arkadaşlar. Evet. İşte şu güzelliğe bakın. Maşallah aynı anda 2, 4, 5 tane patlıcan olgunlaştırmış. Diğerleri de yolda. Bunları alalım ki diğerlerine güç gitsin. Şöyle elinizle de kopartabilirsiniz. Ama makasla da kesebilirsiniz. Gördünüz mü? Bir patlıcan fidesinin üzerinde bir yemeklik patlıcan bir günde hasat edildi. Evet. Patlıcanlarımızı da hasat ettik. Bakın size burada ne göstereceğim. Burada da bizim kavunumuz var. Bunun yaprakları kötü olmuş. Niye kötü olmuş? Çünkü burada sürekli kediler yatıyorlar, buralardan gelip geçiyorlar. Bakın ucu da kurumaya başlamış. O zaman kuru yeri keselim. Şuradan yeni bir filizlenme alanı çıkmış. Hatta patlıcanın içine girmiş. Bunu buradan kaldıralım. Bari şöyle şu tarafa doğru büyüsün. Bakın yine kırılmış bir mısır. Hep bu kediler yüzünden. Neyse bakalım. Evet, bu güzellik de burada büyüye dursun. Şimdi nereye gidelim? Domateslerimizi toplayalım. Bakın arkadaşlar, bizim yerli domateslerimiz artık böyle yavaş yavaş hasat edilecek olgunluğa geldiler. Biz yaklaşık 1,5-2 haftadan beri günde bir tane iki tane koparıp kahvaltıda yiyoruz zaten. Bugün artık biraz daha fazla toplama zamanı. Arkadaşlar gördünüz mü bizim yaramazları, bahçenin yaramazlarını? İşte böyle her yere yatıyorlar. Bizim fidelere de bir miktar zarar veriyorlar ama kendileri de çok sevimliler. Bir şey diyemiyoruz. Artık bunlarla geçinip gidiyoruz yani. Şu domatesin güzelliğine bakın ya. Gerçekten harika ve çok da güzel kokusu var. Gördünüz mü? Domates budur arkadaşlar. Hem çok lezzetli hem de çok besleyici. Yani insan böyle yerken mutlu oluyor ya. Kendi yetiştirdiğinden midir nedir? Çok lezzetli domateslerimiz. Biz bu süreç içerisinde ne yaptık? Kısaca ondan bahsedelim. Fidelerimizi diktikten sonra yaklaşık 3 hafta sonra domateslere yatırma veya diplerine toprak doldurma işlemi yapmıştık. Ve 2 haftaya bir bütün fideleri çapaladık. Bir sefer domateslere tuta zirai ilacı attık. Özellikle domatesler küçük meyve başlangıcı dönemindeyken ciddi zararlar başlamıştı. Onun için bir sefer zirai ilaç attık. Yaklaşık 3 sefer falan da doğal Arap sabunundan yapmış olduğumuz ilaçla ilaçladık bütün fidelerimizi. Ve bir sefer azot gübresi verdim. Bir sefer de mikro besin elementleri, demir, magnezyum, kükürt, çinko, mangan, molibden gibi içerikler barındıran mikro besin elementlerinden bir sefer uygulama yaptım. Yine fideleri ilk dikerken de hayvan gübresi ile desteklemiştik. Başka da bir şey yapmadık. Sebzeler çiçeğe ve meyveye gelinceye kadar oldukça az suladık. Neredeyse haftada bir veya 10 günde bir suladık. Ama çiçek açtıktan ve meyveye durduktan sonra 3 güne bir, 4 güne bir daha sık sulamaya başladık. Başka da yaptığımız bir işlem yok. İşte ortamı, manzarayı görüyorsunuz. Arkadaşlar, şu
şuradaki domates fidelerimizde şöyle bir sıkıntı oldu. Böyle üst yapraklarda kahverengileşme başladı ve böyle yavaş yavaş bu dal komple kötüleşmeye başladı. İçinden çıkamadığımız bir durumdu. Ne olduğunu bilemedim ve fotoğraflarını çektim. Şu anda o fotoğrafları görüyorsunuz. Ve sonra götürdüm ziraatçıya, gösterdim bu fotoğrafları ve dedi ki bana, bu hocam patates virüsü, bunun ilacı yok. Bu virüs bulaşmış dalları, yaprakları kopar ve bahçeden uzaklaştır. Ben de artık buraları böyle biraz budadım ve o kötü olan dalları buradan uzaklaştırdım. Bazen içinden çıkamadığınız durumlar olur. Fotoğrafını çekersiniz, bir ziraatçıya veya ilçe tarım müdürlüklerinde bulunan ziraatçı arkadaşlara gösterdiğiniz zaman size o zararlının, o rahatsızlığın ne olduğunu söylerler ve ne tür bir ilaç veya ne tür bir önlem uygulamanız gerektiğini yine sizlere söylerler. Biz de içinden çıkamadığımız bazı durumlarda bu şekilde onlardan yardım alıyoruz. Domateslerimizi toplamaya devam ediyoruz ama şu araya bir türlü giremedim. Nasıl gireceğiz bilmiyorum. Nihayet çıkarttık domateslerimizi. Gerçekten bu karışıklık içerisinde domates arayıp bulmak da zor. Biraz sık dikmiştik. İşte bu sıklığın böyle bir dezavantajı oluyor. Evet, hasadımız devam ediyor. Oo, maşallah çeriler de meyve vermeye başlamış bir sürü. Çok güzel, çok güzel. Evet arkadaşlar, bakınız çeri domateslerimiz. Maşallah çok güzel meyve vermişler. Hatta bunlar biraz gecikmiş, yani çatlamaya başlamış. Biraz üzerinde fazla durursa domates çatlar. Onun için vakit geçirmeden toplamak lazım. Bir de yani sık olunca hastalık da gelir ya. Al. Oo, maşallah burada da çok güzel meyveler var. Henüz olgunlaşmamış ama şöyle bir 3-5 güne, bilemedim bir haftaya olgunlaşacaklar. Gerçekten harika ya. Yani emeklerimizin karşılığını alacağız Allah'ın izniyle. Arkadaşlar, bahçede fide yetiştirmenin, sebze meyve yetiştirmenin en güzel tarafı hasattır. Hasat zamanı geldiğinde insanın böyle yüzünde mutluluklar hiç eksik olmaz. Bahçeye çıkarsın, bir patlıcanın olgunlaştığını, bir biberin olgunlaştığını, bir domatesin kızardığını görmek gerçekten insana büyük mutluluk verir. Şu anda o kadar çok mutluyum ki. Bugün biraz evvel eriklerimizi topladık. Bakın orada erik sepetimize bakın. Erik ağacımızın meyveleri tam anlamıyla olgunlaşmıştı. Onu topladık ve şimdi de sebzelerimizi topladık. Gerçekten harika bir duygu. Eğer ki sizin de bir imkanınız varsa, ekim dikim yapabilecek bir alanınız, bahçeniz varsa mutlaka sebze veya meyve dikin, yetiştirin derim. Hem toprakla, tarımla uğraşmak insanın sıkıntısını, stresini alır, hem de doğal doğal ürün yersiniz. Bakın arkadaşlar, şuradaki domateslerimize bakın. 4 tane çatal. Kocaman kocaman. Bunlar şöyle bir hafta içerisinde falan olgunlaşacak ve bunları da hasat edeceğiz. Şuna bakın. Maşallah. Maşallah. Çok güzel. Çok güzel. Aynen böyle devam edin çocuklar. Cin biberi. Ay, domates çok güzel kokuyor. Domates gerçekten harika kokar. Evet, bakın size hemen bir bahçemizin bir diğer tatlı misafirini gösterelim. Gördünüz mü? Bu da bizim kirpimiz arkadaşlar. Bahçemizde sürekli dolaşırlar. Bu bir aile, annesi ve 3 tane falan yavrusu var. Bu yavrulardan birisi galiba. Şöyle daha net size çekim yapalım. Nerede o? Nereye gitti? Sen çocuk, nereye gittin? Gel bakayım. Kendisi bir diken yumağıdır ama bakın çok sevimli, çok tatlı bir hayvan normalde. Özellikle küçükleri, yavruları çok harika bir görüntüsü var. İnsanın tutup sevesi geliyor ama eldivensiz bu işi yapmayın derim tabii.
arada bakınız karpuzumuza. Karpuzumuzun yaprakları, dalları kocaman her tarafı kapladı. Şunların yaramazlığına, sevimliliğine bakın. Ben mavi gözlü. İşte bunlara bakmak insana büyük mutluluk ve huzur veriyor. Tabiatla, doğa ile iç içe bir hayat sürüyoruz çok şükür. Yine bakınız aynı sefa çiçeğimiz çiçek açtı. Harika bir görüntüsü vardır bunun da. Kabaklarımız ne alemde? Biraz da onlardan bahsedelim. Kabaklarımız bakın arkadaşlar bizim burası ağaçlarımızın alt tarafı olduğundan dolayı onlara uygun bir yer bulamadık. Yetersiz güneş aldıklarından dolayı böyle yaprakları var ama çok fazla meyve üzerinde yok şu an itibariyle. Kabağı imkan varsa güneş alan bir yere dikmekte fayda var. Bizim burası sürekli gölge olduğundan dolayı kabaklarımız maalesef henüz meyve vermediler. Ama ileriki zamanlarda meyveye duracağını tahmin ediyoruz. Bakın böyle bir tane küçük meyve adayı. Salatalıklarımız da aynı yine kabaklar gibi gölge bir alana dikmiştik. Başka yerimiz olmadığından dolayı. Onları şöyle bir gösterelim. Bakın. Bu salatalığımız nereye çıkmış, nereye çıkmış, nereye çıkmış. Bakın arkadaşlar ta ağacın tepesine çıkmış. Üzerinde şu an itibariyle meyve yok. Güneşi oradan görmeye başladığına göre artık bir tane iki tane meyve olgunlaştırmaya başlayacaktır. Güneşe yetişmiş. Yine şu fideye bakalım. Bakın alttaki böyle 8-10 yaprağı budamıştık, yaşlı yaprakları. Şu şekilde olan artık böyle kötüleşmiş yaprakları kırmakta fayda var, uzaklaştırmakta fayda var. Evet bakınız bu da nereye kadar çıkmış. Ağacın ortasına kadar gelmiş. Yine bakınız. Diğer salatalıklarımız da bu şekilde. Her tarafı çiçekli. İnşallah bu çiçekler de yakın bir zamanda meyveye duracak. Bakın ağaçtan devam ediyor. Boyu buraya kadar gelmiş. Daha da ilerleyecek. Belki de güneşi gördüğü yere kadar çıkacaktır boyu. Evet, salatalıkları da hafif güneş gören bir yere dikmenizin daha hızlı meyve olgunlaştırması açısından faydası olabilir. Bizimkiler gayet güzel, sağlıklı gözüküyorlar ama şu an itibariyle meyve yok. İleriki zamanlarda meyve olacağını tahmin ediyoruz. Yine bakınız bunlar da fasulyeler. Fasulyelere de uygun yerimiz çok fazla yoktu ama bunlar da artık yeterli olgunluğa geldiler. Meyve verecek olgunluğa ve çiçek açmak üzere hazırlık yapıyorlar. Bakın bunlar da oldukça büyüdüler ve zakkum ağaçlarına sarılmaya başladılar. Evet arkadaşlar biraz görgüsüzlük olacak ama işte bahçemizin ürünleri bunlar. Domatesler, erikler, patlıcanlar, biberler, bamyalar hepsi bir yerde. Artık böyle hasat başladıktan sonra bunları, bu manzaraları sık sık görebilirsiniz. Salatalıklarımız henüz olmadı. Böyle minik salatalıklar görünüyor üzerinde ama onların daha biraz zamana ihtiyacı var. İşte vaziyet böyle. Bu videomuzda sizlere hem bahçemizi göstermek istedik hem de hasat ettiğimiz ürünleri göstermek istedik. Siz de ortalama bir bakımla, böyle çok üst düzey bakım yapmanıza gerek yok. Ortalama bir bakımla çok güzel ürünler elde edebilirsiniz. Yeter ki bazı püf noktalarına dikkat edin. Evet, bizleri izlediğiniz için, bizleri dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Başka bir renkler ve zevkler videosunda görüşmek üzere. Başka bir fide bakımı, bahçe işleri videosunda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın, hoşça kalın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Allah'ım şunların güzelliğine bak ya. Yerim ben sizi, yerim.